Merhaba arkadaşlar. Daha önceden N87 tanıtımı yapmıştık biliyorsunuz. N87'lerin bu modelleri, yani bu renkleri yeni geldi. N87'nin özelliklerinden defalarca bahsetmiştik aslında. Hem sitemizde hem Facebook sayfamızda birçok kere tekrarladık bunları. Airbooster teknolojisiyle gerçekten çok iyi hava alabilen kasklar olduğunu söylemiştik. Nolan bildiğiniz gibi bu kaskları, N87'leri üretmeyi başladıktan sonra birçok farklı modelini çıkart. Özellikle bu gördüğünüz replika model MotoGP yarışçısı Checa'nın bir replikası. Tabii fiyatı daha farklı. Nolan N87'lerin birçok özelliği var aslında. Çok iyi hava alabilen kasklar. Saniyede 7 litreye kadar hava alabiliyor ve hava çıkışta gerçekten mükemmel. Özellikle iç yapısı gerçekten çok güzel oturtulmuş. Aldığı havayı tamamen arka tarafındaki spoiler'ın altındaki hava kanallarından çok iyi şekilde atması için yapılmış. Tabii kasklar bildiğiniz gibi 5 yıl garantili kasklar. 5 yıldan sonra kasklar kendi mukavemetini yitiriyor. Nolan'ın N87'si ve diğer Nolan kaslar Nolan'ın ürettiği Lexan diye bir kendi geliştirdiği, kendi özel geliştirdiği bir dış kabukla yapılıyor. Bir malzemeden yapılıyor. Bütün dış kabuğu, Nolan'ların bütün dış kabuğu bu malzemeden üretiliyor. İlk önce yani Nolan N87'nin fiyatlarından başlayayım. Replikası biraz daha farklı bir fiyatta. Nolan N87 270 euro. Tabii ki şeye göre değişmiyor tabii. Hani ölçüye göre değişmiyor bunlar. Fakat replikası 300 euroluk bir fiyata sahip. Şimdi özelliklerine geçelim. Nolan N87'nin üst tarafında çok iyi havalandırma kanalları var ve bu kanalları elle kumanda edebiliyorsunuz. Hemen arkasındaki spoiler bölümüne geçelim. Bu kısmında da gerçekten çok iyi bir hava çıkışı sağlayacak kanallara sahip. Spoiler da zaten sizin sarsılmasını, yani kafanızın sarsılmasını engelleyecek şekilde yapılmış. Yan tarafından kolaylıkla açılabilen bir güneş vizörüne sahip. Onu da hemen içeriden gösterelim. Güneş vizörüne sahip, şuradan indirip kolaylıkla giderken de rahatlıkla indirip kullanabilirsiniz. Aniden hani güneş gözünüze batarsa bu şekilde indirip kullanabilirsiniz. Kademeli şekilde açılıyor yapmışlar. Bu bence gerçekten güzel. Ve Nolan'la beraber iç pin lock, yani buğu camı beraberinde geliyor. Bunu unutmayalım. Çünkü muadil kaslarda, diyelim ki haber stand gibi kaslarda ekstradan almanız gerekiyor. Onlar da beraberinde verilmiyor. Ön camı kademeli olarak açılıp kapatılıyor. Ön tarafında şurada rahatlıkla elle kumanda edebileceğiniz bir tane havalandırması var. İç pedleri gerçekten çok iyi tasarlanmış. Enkom iletişim, intercom sistemi doğrudan adapte edilebilmesi için burada bölümleri var. O bölümleri çıkartarak enkom sisteminizi koyabilirsiniz. İçinde mikrometrik bağlantısı var. Çene bağlantısı var. Çene bağlantısının yüzünüzü yarmaması için de bir tane ped koymuşlar. İç pedlerini rahatlıkla çıkartabilirsiniz. Çok kolay sökülüyor. Böyle pıt diye açılıyor. İç pedlerini buradan görebilirsiniz zaten. Kolaylıkla takılıyor. Arka tarafından da enkom sistemine ulaşmak için çekmeniz yeterli. Kasların ağırlıkları ve kabuk boyutları da tabii ki değişiyor. Diyelim medium alacaksanız 1420 gram civarlarında. Large alacaksanız da 1520 gram civarlarında bir kask almış oluyorsunuz. Yani ağırlıkları değişiyor. Dış kabuk boyutları da büyüyor ve küçülüyor. Ona göre hani farklı dış kabuk çalışmışlar. Checa'nın gerçekten MotoGP'de çok etkili bir yarışçı olduğunu ve 20 yıllık bir yarış geçmişi olduğunu söyleyebilirim. Checa'nın bu N87 replikası MCN Awards'ı kazanmış. Yani MCN'de yılın ödülünü almış en iyi ürünü olarak. Aynı zamanda Ride Magazine diye bir tane şurada en iyi alabileceğiniz en iyi kask ödülünü almış. Kenarlara doğru açılan çok geniş bir bakış açısına sahip. Ön tarafında küçük bir burun pedi var. Buğulanmasını engellemesi için yapılmış. Alt tarafında bir tane çene pedi var. Bu da gerçekten çok iyi şekillendirilmiş.
ve sizi rüzgardan koruyabilmesi için yapılmış. Aynı zamanda çenenin hemen altından başlayan çıkıntıları var. Bu çıkıntılar da sarsıntıyı engellemek için konumlandırılmış. Dediğim gibi şu tarafından iç vizörünü hareketlendirebiliyorsunuz. Anında kapatabilip açmanızı sağlayabilecek kadar rahat yere konulmuş. Üstünde kapandığı zaman çok iyi bir oturabilme kapasitesine ve çok iyi bir oturabilme yüzdesine sahip. Hiçbir şekilde hava almayacak şekilde, dışarıdan ses almayacak şekilde yapılmış. İç pedleri de zaten o yüzden düzgün konumlandırılmış. İç tarafına isterseniz tekrar bakalım. İç tarafında gördüğünüz gibi bu pedler hava alabilen, aynı zamanda kışın da hava kanallarını kapattığınızda size gerçekten kask içi sıcaklığı koruyabilecek şekilde yapılmış ve konumlandırılmış şekilde. Dediğim gibi bunların renkleri yeni geldi ve bu renkleri bu son 2017'nin en iyi renklerinden bence. Kırmızı olanı ben daha çok beğendim. Hani gri siyah doğru biraz böyle degradeli bir rengi var ondan sonra, ama bence görünürlüğü daha az. Kırmızının görünürlüğü daha fazla. Çekanın yani replika olan çekanın görüntü dışarıdan görünebilmesi daha kolay. Çünkü daha açık ve parlak bir yapıya sahip. Dış kabuğundan bahsetmişken bunların bir de ne tarz kafa yapısına uygun olduğundan bahsedelim. Bunlar biraz daha orta yuvarlak kafa yapısına sahip olan arkadaşlara daha iyi olacaktır. Fiyatları bakımından gelip isterseniz mağazada %5, %10 indirimler var. Onlardan yararlanabilirsiniz. Peşin ve nakitte gerçekten güzel indirimler sunuyoruz. Özellikle bu ay aynı zamanda fuar ayı biliyorsunuz. O yüzden gelip mağazadan seçebilirsiniz. İnternet sitemizden alabilirsiniz. Hepinize iyi sürüşler.